Ve lekad, yemin olsun ki, Allah'a yemin olsun ki, muhakkak ve muhakkak, enzelna ileyküm, size biz indirmiştik. Enzelna fiili birkaç anlam veren kelimelerdendir. Enzelna. Biri, enzelna demek indirmek demektir. Yani vahyetmek veya öğretmek anlamına gelir. Mesela vahyin indirilmesi işte enzele fiiliyle ifade edilir. Vahyin indirilmesi enzelna kelimesiyle. Enzele, unzile, nezzele, nüzzile, tenzil, inzal kelimeleri hep vahyin indirilmesiyle alakalı kullanılır. Ancak mesele sadece vahyin indirilmesinden ibaret değil. Mesela yağmurun yağdırılması için kullanılan fiillerden biri de enzeledir. Ve enzelna mines semai ma'en. Biz gökten yağmur indirdik. Enzele kelimesini kullanıyor. Kullanım bundan ibaret de değil. Mesela bu tesettürle ilgili ayetleri okurken söylemiştim. Araf suresinde Yüce Allah buyuruyor ki ya beni Adem'e kad enzelna aleyküm libasen. Size biz elbise indirdik. Elbiseyle ilgili de enzelna fiili kullanılıyor. Anlaşılıyor ki oradaki enzelna fiili aslında kullanımını öğretmek demektir. İkram etmek demektir. Yoksa başka gezegenlerden buraya elbise falan geldi yok yani. Enzelna öğretmek. Kullanımını öğretmek anlamına geliyor. Mesela bu fiil demirin indirilmesinde de kullanılıyor. Hadid suresinde. Ve enzelnel hadide. Demiri biz indirdik diyor Allah-u Teala. Şimdi bununla ilgili de diyorlar ki demir uzaydan geldi. Enzelna geçiyor ya. Şimdi adam nerede bir enzelna görürse yukarıdan aşağıya indirme anlamı arıyor. Halbuki yani gezegenlerin hangisinin yukarıda, hangisinin aşağıda olduğunu kim biliyor? Belki de en yukarıda biziz. Yani bunların hepsi uzay boşluğunda. Yukarı aşağı ifadesi dünyadaki yer çekimi ile alakalı bir kavramdır. Gezegenler arasında yukarıda aşağıda ifadesi çok sağlıklı bir ifade değil. Senin yukarıda zannettiğin Venüs belki de aşağıdadır. Belli olmaz. Yani sürekli hareket halinde dönüyor gezegenler. Dönen gezegenler için o yukarıda, bu aşağıda, o sağda, bu solda denmez ki. Enzelna kelimesini doğru anlayamayınca işte demiri göklere çıkarırız. Halbuki enzelna hadide demek kullanımını öğretmek demek. Hadid suresi. Ha, ayet numarasını istiyorum. Hadid suresi zaten başlı başına adını oradan alıyor. Hadid. Ayetini de söyleyeyim. 25. ayet. Öyle enteresan ki bakın la kadar senna rusulena bil beyinati. Biz bütün peygamberlerimizi çeşitli belgelerle gönderdik. Ve enzelna ma'humul kitabe. Her bir peygamberle beraber kitap da indirdik. Vel mizane nizam ölçü de indirdik. Liyekumen nasu bil kıstı. İnsanlar adaleti temin etsinler diye. Enzelna el kitabe ma'humul kitabe. Onlara kitabı indirdik. Enzelna kelimesini kullanıyor peşinden de. Ve enzellel hadide. Demiri de indirdik diyor. Şimdi madem kitap yukarıdan aşağıya indi, demek ki demir de yukarıdan aşağıya indi diyor. İkisi yan yana kullanılınca ikisi de yukarıdan gelmiş oluyor. Halbuki vahyin indirilmesinden kasıt mekansal anlamda bir yukarılık aşağılık manası vermez. Buradaki yukarı demek üstünlük, yüce bir makamdan indirilmiş olmak anlamına gelir. Yoksa mekan olarak Allah-u Teala falanca filanca yerdedir demek doğru değil ki. Ama bizim kültürümüzde maşallah Allah-u Teala 5. kat göğe oturttular, orada duruyor 5. kat göğe. 5. kat göğe çıkabilen haşa ve kella Allah'la konuşuyor. Haşa ve kella yani.